Merhabalar. Merhaba, iyi günler. 31 Mart yerel seçimlere yaklaşıyor. Türkiye'nin gündemi ve ordunun gündemiyle alakalı neler düşünüyorsunuz? Türkiye'nin gündemi ve ordunun gündemiyle ilgili biz bir spor uzmanı olarak, spor adamı olarak yani biz işimiz gereği Türkiye'nin bütün illerini her ay devamlı geziyoruz çeşitli illerde, çeşitli bölgelerde. Şunu görüyoruz ki devletimizin tutulduğu davranışlardan dolayı, bu dış politikasından dolayı özellikle de devletin, milletin kenetlenmiş el ele olduğunu görüyoruz. Yani bu da gerekli. Biz devlet, millet el eleyiz diyor. Vatandaş, devlet neredeyse biz orada olduğunu izah ediyor. Biz bir spor adamı olaraktan bütün bölgelerde, bütün arkadaşlarımıza da sorduğumuzda biz devletimizin yanındayız, devletçiyiz, devlet, millet el ele. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Seçimlerle alakalı ne düşünüyorsunuz? Seçimle alakalı bu hükümetin var olduğu müddetçe herhangi bir şey düşünmek istemiyorum. Yani bu hükümetle ilgili. Adaylarımızı tanıyor musunuz? Tabii tanıyorum bunları da. Ünye Belediye Başkanı adayımız? Ünye Belediye Başkanı Hüseyin AK Parti'den. AK Parti'de. Diğer partiler zaten şu anda açıklamadı. İşin içinde İdris Naim Sayın da var ama o da ayın 19'una kadar ne olacağı belli değil tabii. İşin içinde Arparçoğlu da var. Bunlarla ilgili şu anda kesin bir şey söyleyemiyorum. Ahmet Arparçoğlu şu ünyeye çok güzel hizmetler yaptı. Bunu biliyoruz yani. Hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Hüseyin Tavli'ye de güveniyoruz. Ama ayın 19'una kadar kesin bir şey söyleyemem. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Sağ olun. Kolay gelsin. Hayır. Merhabalar. Merhabalar. İsmim Ali Kaymak. Nasılsınız? Vallahi bugünkü durumlarda nasıl olacağız? İyi, pek de iyi değiliz. 31 Mart yerel seçimlere yaklaşıyor. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Vallahi ilk önce cebimizi düşünelim. Bir kere seçim işi boş işi. Benim kendi görüşüme göre. Neden derseniz. Vatandaşın cebi delik. Her şey zamlı. İş yok, güç yok. Eskiden bir seçim vardı. Seçime bir hareket bereket vardı denilirdi. Şu anda herkes kendi derdinde. Esnaf kesinlikle sifte yapmadan dükkan kapatıyor. Şu Cumhuriyet Meydanı'nda kaç tane esnafımız var? Hangisi sifte yapıyor? Bir bakalım bir. Ama her gün bir gündem değişiyor. Bu gündemler değiştikçe herkes para var, pul var zannediyor ama maalesef. Biz Cumhuriyet Meydanı'nda yorgancıyım. Bir aydan beri iş yapamıyoruz. Kapatmak durumuna geldik. Yazık, günah. Şimdi seçim. Ben 16 yıldan beri kayıtlıyım ama kesinlikle ben AK Parti'ye vermeyeceğim. Neden derseniz şunu söyleyeyim. Ordu Büyükşehir su faturası 50 kuruş için benim suyumu kesti. Evimde yokken diyorum niye kesiyorsun? Efendim 150 liraya kesti. Ya Ali'nin velinin suyu 1 milyar 2 milyar lira oluyor. Onunkunu niye kesmiyorsun diyorum. Güvenlik beni dışarı atıyor. Ama yarın bugün Hilmi Güler veya Tavlu gelsin aynen ileteceğim. Bunlar düzelmeden AK Parti'ye oy kesinlikle yok. Merhaba. 31 Mart yerel seçimlere yaklaşıyor. Neler düşünüyorsun? Allah hayırlısını nasip etsin diyoruz. Peki. Bir şey dediğimiz yok. Ünye'de yatırımlar yapıldı. Eksikler de vardır illaki. Aklınızda böyle bir şeyler var mı? Aklımızda ha bir şeyler şimdi söyleyecek olsak olur mu bilmiyorum da. Şimdi biz zaten AK Partiliyiz. Ondan sonra bu sefer bizi çokça bunalttılar. Ne yapacağımızı şaşırdık yani Türkçesi. Başkasına gidecek halimiz de yok. Yine iyi kötü onun yolunda yürümeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Onun yolunda yürümeye devam edeceğiz. Başka bir şey yapacak halimiz yok. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İdare. Nasıl gidiyor? İyi be. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Neler düşünüyoruz? AK Parti'ye vecikler nereye? Daha kime vecik ya? Dünyanın gündemini tutmaya devam ediyoruz. Moda TV ekranlarını takip etmeye devam edin. 31 Mart yerel seçimleriyle alakalı sorularımız devam ediyor.